Arkadaşlar selamlar. Bugün War Thunder'daki en yüksek blok modeli olan Block 20 ile oynuyoruz. Bu model Çin'de bulunmakta. Hemen üzerine geldiğimizde şöyle göstereyim. Üst tarafta Block 20 yazdığını görüyoruz. Farklı kampajı bulunmamakta. Mürettebatımızı fulleyelim. Uçağımız full halde. Tamamen havadan havaya odaklasanız bile ekstradan 2 ton bomba taşıyabilmemiz mümkün. Taşıma kapasitesi diğer modellere nazaran şöyle gösterelim. Block 10 modellerinde tamamen bomba aldığınız zaman neredeyse 5 ton bomba taşıyabiliyoruz. En iyi dönen F-16 Block 30 modelleri. Block 30'dan sonra uçağın dogfight kabiliyetinden ziyade diğer elektronik sistemleri iyileştiriliyor. Haritayı buradan da görebiliyoruz. Şu simülasyonda 10 numara iş yapar. Karşıda bir tane oyuncu var. 2 tane. Evet iş. Ulan hepsi de bot ismi gibi ha. F-16'ların kokpitleri dünyanın en iyi kokpitidir. Bunun kadar yüksek durumsal farkındalık sağlayan başka bir kokpit yok. Sağ taraftaki JA-30Z'de de hiç yük olmadığından bizi geçiyor. Gidip şuralara bomba atalım. Evet, normal oyuncu. F-16 yenileri verdik. 6,5 kilometredeyiz. 1600 ile ilerliyoruz. Bakalım 2000 küsürle gidebilecek miyiz? 6 küsürde. Dönelim. 1800'e kadar çıktık ama yapacak bir şey yok. Bakalım vurabilecek mi? Deneyelim. What the fuck? Oğlum hadi uçağı vursa neyse de topçu nasıl vurdun ama. Bu ne lan? Radar güdümü çok saçma sapan hareketler yapıyor yalnız. Şurada F-14. Yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşmamız gerek. Yer atmaya başladı. Bakalım vurabilecek mi yok. Onu da gönderelim. F-16 vardı buralarda bir yerde. Çok güzel.
hava alanına dönebilir ok. Diğeri de şurada. Yakıtımız tamamen bitti. Ufak manevralar yaparak sürtünmeyi artırıyorum ve yavaşlıyorum. Daima gövdenizin üzerine inin. İş takımının üzerine indiğiniz zaman yavaşlamanız aynı Mirage 2000'de olduğu gibi uzun sürüyor. Neyse, başka kimse kalmamış, çıkalım. Arota epey büyük. Yakıtı düzgün kullanmak lazım. Birkaç tane daha oyuncu katılmış. Hava alanına dönelim. Yanlışken şunları denirelim. Aynen, güneşe kilitlen. Umarım güneşe doğru yönelmez oradan. Diyecektim ki yöneldi. M9L de öyle düşük nesil bir füze değil ki ya. Bu kadar abuk subuk şeylerden etkilenmez herhalde gerçekte. Hadi ilk nesil M9'lar neyse diyeceğim de. L modeli diğerlerinden fersah fersah daha. Yani ilk model M9 10 G manevra yapıyor. 20 küsür saniye takip ediyor. Bu 60 saniye takip ediyor hedefi. Ve 30 G manevra yapıyor. Çok daha nitelikli. 1600'e gidiyoruz. Düşük irtifada olduğumuz için kanatlarımız titremeye başladı. Fazla hızlı gitmemek lazım bu irtifada. Kanatları kırabiliriz. Zaten uçağın limitlerinin üzerine gidiyoruz. Normalde gerçekte böyle bir şey yapsanız sizi şırtlarlar hemen. Çünkü uçağı limitlerinde kullanıyorsunuz. Bu da gövde ömrünü anormal şekilde düşürüyor. iPhone 6 videolarına bakın. Doğru düzgün art yakıcılığı videosunu bile göremezsiniz internette, YouTube'da vesaire. Art yakıcı bile doğru düzgün kullanılmıyor acil durumlar dışında. Motor ömründen gitmesin diye. Atış yaparak ekstradan yavaşlamak mümkün. Silahın tepmesinden. Hava frenlerini kapatalım. Normalde bir tane oyuncu kaldı. Bunun yerini göstermesi lazım. Haritadan. Tüm botlar bile ölmüş. Sadece bu var. Neyse, son hız deneyelim en azından. Lan bir tek ben mi göremedim onu? Spotu vesaire yoktu. Adamın niki görüyor mu? Zero eleki Japan. Ponche.
MiG-29 F-16'nın hızlanma farkını da böylelikle görmüş oldunuz. MiG-29'lar F-16'lardan süratli. Kısa vadede çok büyük fark yok ama uzun vadede fark olacaktır. Exumbert'ı attık. Evet, yakalamaya başladık. Hala o da artık akıcıda gidiyor. Demek ki bir tık yüksek irtifada F-16 daha iyi hızlanıyor. Artık çok geç öldüm. Artık gücü kapatalım. Ha, şurada birisi. Evet, ızgara oldu. Geri dönelim. Sadece F-4'ler var. Evet, indirdik hepsini ama attığımız zımbırtı bizimkine gitti. İşte yüksek seviye, bu yüzden de sevmiyorum. Düşmana gönderiyorsun, gidiyor kendi takım arkadaşını vuruyor füze kafasına göre. Balık gibi. Klasik gecen. Sadece animasyon zaten, motor şurada, animasyon şurada çıkıyor biraz ileride. Dumanı yok etmemiz lazım. Yerimizi çok rahat tahmin eder öyle. O yüzden aşağı iniyorum. Ah, kayboldu. Son hız deneyelim. Neredeyse 2000 kilometreye ulaştık. Ve 2000. Ulan 2000'le bile böyle rahat dönebiliyoruz.
Lan bir türlü kilitlenmedi. Bulutun içinde kilitlenmiyor sanırım. Evet, bulutun içinde kilitlenmiyor. Isı güdümler hiçbir işe yaramıyor demek ki. Bu nasıl bulut lan? Yakıtımız neredeyse hiç kalmadı. Bakalım sizin için iş takımdan özeneyelim. Gördüğünüz gibi son derece zor duruyor arkadaşlar. İşi bitti.